misafirlerimiz, camiler, sevgilerin, birlikteliklerin attığı yerlerdir. Camiler, merhametlerin, insanların birbirine daha çok kaynaştığı yerlerdir. Camiler, öfkelerin, nefretlerin, kinlerin bir tarafa atıldığı yerdir. Camiler, sevgi yeridir. Camiler, insanların kaynaştığı yerlerdir. Camiler, insanların birbirine hoş geride baktığı yerdir. Gecenin bir saatinde uykuya inat, annenin bebeği emzirmesidir sevgi. Gönül feryadının bülbül etmesidir sevgi. Merhamet demektir sevgi. Yumuşak bir dokunuştur sevgi. Sade bir öpücüktür sevgi. Değerli kardeşlerim, bu caminin yapılmasında azından çoğuna en büyük, en az bütün emekleri olan Olucak Köyü halkına misafirlerine hoş geldin demek üzere, konuşmasını yapmak üzere değerli kardeşim Mustafa Güçlü Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müftü Vekillerim ve bu programda bize çok emeği geçen Sayın Durağan AK Parti Durağan İlçe Başkanım ve ismi aklıma gelmeyen resmi dairelerde görev yapan değerli misafirlerimiz ve bu programda bizlere yalnız bırakmayan diğer köylerden buraya gelip bize destek veren değerli misafirler, hanımefendiler ve Olucak Köyü'nün çok değerli sakinleri. Bizlere bu programda yalnız bırakmadığınız için sizlere Olucak Köyü adına teşekkür ediyorum. Bu eserimizi buraya inşa eden Olucak Köyü'nün en ufak bir yudum su ve bir bardak çay verenden bir ton demir olana kadar herkese teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Mustafa kardeşime teşekkür ediyoruz. Şimdi ise muhtarımızı bir konuşma yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Muhtarım buyurun. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Olucak Köyü adına hepinize hoş geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Şimdiden toplum olan bir yerde değil, gerçekten bizim köyümüzün çoğunda olsun, burada olsun, herkes bizim köyümüz çok tutkun bir köy. Ben halkada da Sayın Kaymakamımızı bu onurlandığına çok teşekkür ediyorum gerçekten. Burada bütün misafirlerimiz var, çevre köy muhtarlarımız da var. Tabi bunlara da bütün köyde hakkında teşekkür ediyorum. Köyün adına sizlere hoş geldiniz, saygı ve selamlar sunuyorum. Teşekkür ederim. Muhtarıma teşekkür ediyoruz. Şimdi ise buradan müftülerimiz adına konuşmasını yapmak üzere ilçe müftü vekilimiz ve ilçe valimiz İhsan Üstad hocamızı mikrofona davet ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Boyabat İlçe Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Müftü Vekilim, Sayın Daire Amirleri, değerli Olucak Köyü sakinleri, hepiniz hoş geldiniz. Uzaktan yakından bu cami açılışına teşrif etmiş olan değerli kardeşlerim, Olucak Köyümüze kazandırılan bu güzel caminin açılışına
hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirler, her şeyden önce huzurunuzda bu caminin yapılmasında en büyük payı olan değerli Mustafa Güçlü Bey kardeşimize teşekkür ediyorum. Onunla beraber bu caminin yapılmasında emeği geçen bütün kardeşlerimize yine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bu muhteşem, temiz, narin, güzel camiyi sizlerin hizmetine sundular. Böyle yapmakla hem kendisi için hem kendileri için büyük bir manevi kazanç elde ettiler. Hem de olacak ve çevre köylere hizmet verecek olan bu camiyi kazandırdılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da nitekim öyle buyurmuştu. Bu camiyi burada ayakta kalmaya devam ettiği müddetçe, içinde namaz kılındığı ve Kur'an okunduğu sürece bu caminin yapılmasında emeği geçen bütün kardeşlerimiz öldükten sonra da amel defterlerine sevap yazılmaya devam edilecektir. Bu bağlamda şu ayeti kerimenin mealini vermeyi uygun görüyorum. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren, Allah'tan başka kimseden korkmayan imar eder, inşa eder. İşte bunların doğru yolda olup başarıya ulaşacakları umulur. Değerli kardeşlerim, camiler İslam'ın ilk dönemlerden itibaren Müslümanların hayatında önemli bir yer tutmuştur. Peygamberimiz İslam'ı müesseseleştirmeye camiden başlamış ve ilk kurulan İslami müessese cami olmuştur. İslam birlik ve tevhid dinidir. Tevhid inancı en mükemmel ve ideal bir sosyal kaynaşma, kenetlenme, birleşme ve bütünleşme prensibidir. İşte camiler İslam'ın özünde yer alan bu birlik ve beraberlik ruhunun insanlara kazandırıldığı, insanların birbirleriyle kaynaştığı ve toplumsal dayanışmanın temellerinin atıldığı kutsal mekanlardır. Değerli dinleyenlerim, camiler huzur yerleridir, sükun yerleridir. Camiler sevgi tohumlarının ekildiği kutsal mekanlardır. Uzlaşma, kaynaşma, sevgi, saygı ve kardeşliğin telkin edildiği yerlerdir. Buralarda ibadet etmekle beraber iman, ibadet, ahlak gibi konuların öğretildiği ve öğrenildiği mekanlardır camiler. Camiler müminlerin kalbi hükmündedir. Onunla ancak huzur bulurlar. Onsuz yaşayamazlar. Camiler aynı zamanda Kabe'nin birer şubesi durumundadır. Minarelerimize bakınız. Şehadet parmağı gibi göklere yükselmektedir. Minarelerden okunan ezanlar ruhlara hayat vermektedir. İnsanı duygulandırmakta ve bir başka aleme götürmektedir. Onun için camilerimiz her şeyimizdir. Konuşmamı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu şiirindeki temennisiyle bitiriyorum. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Saygıdeğer misafirler, kıyamete kadar bu topraklarda ezanlarımızın okunması temennisiyle bizi bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Boyabat Kaymakamımıza, İl Müftü Vekilimize, uzaktan yakından bu programa teşrif eden siz değerli kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz.